Hangisi çimlenme ile ilgili doğru bir açıklama değildir? Çimlenme uygun nem ve sıcaklıkta gerçekleşir. SOS diyorduk arkadaşlar. Su, oksijen, sıcaklık. Bakın burada nem var, oksijen var, sıcaklık var. Embriyonik gövde sürgün sistemini oluşturur. Embriyonik kökte kök sistemini oluşturur. Bu iki ifade doğru. Embriyo gelişimi için gerekli besini besi dokunan sağlar. İşte orada mesela endosperm olabilir, çenekler olabilir. Bu ifade tohumun kendisine bağlıdır, cinsine bağlıdır. Çimlenme için mutlaka ışık gereklidir ifadesi yanlış. Toprağın altındayız arkadaşlar. Burada ışık çok önemli değil. O yüzden cevabımız ne oldu? A seçeneği. Çiçekte bir bitkide aşağıdaki yapılardan hangisi üremede doğrudan etkilidir demiş. Bakın bir çiçek yapısı çizdiğinizde genel anlamda şöyle dişi organla beraber erkek organ, taç yaprakları çizersiniz. Şöyle çanak yaprak. Bakın burada çanak yaprak, taç yaprak, şurası taç, şurası çanak yaprak arkadaşlar. Çiçek sapı. Bunlar arkadaşlar çiçeğin bölümleri ama üremeden sorumlu olan bakın bu erkek organ, bu da dişi organ. Dolayısıyla erkek organ içerisindeki polen keseleri ya da dişi organ içerisindeki embriyo taslağı, tohum taslağı önemlidir. Yaprak ayası zaten arkadaşlar normal yaprağın bildiğimiz ayası. Bunun çiçekle bir alakası yok. Cevabımız C seçeneği. Bitkilerin üreme sürecinde görülen olaylardan hangileri tozlaşmadan önce gerçekleşir? Neydi tozlaşma? Herhangi bir etkenle polenin dişicik tepesine ulaşmasıydı. Doğru mu? Peki bu polenin oluşması lazım ama öncesinde. Bakın polenlerin oluşması tozlaşmadan öncedir. Dişi ve erkek organın olgunlaşması yani o maddenin, hücrenin üretilmesini sağlayan yapıların önceden olgunlaşması, iş yapabilecek hale gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Sperm çekirdeği ile yumurta çekirdeğinin kaynaşması tozlaşmadan sonradır ki biz oraya döllenme diyeceğiz. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 2. Rüzgarla tozlaşma yapan bitkilerde adaptasyonlarından hangilerinin bulunmasına gerek yoktur? Bakın nektar balözü böcekler için önemli. Böcekle tozlaşan bitkiler için önemli. Yine renkli ve kokulu çiçeklere sahip olma böceklerin ilgisini çekmek, kuşların ilgisini çekmek için önemli. Yine bu da kuşta yazabiliriz arkadaşlar buraya. Çok sayıda polen oluşturma rüzgarın savurmasıyla arkadaşlar dişicik tepesine ulaşma ihtimalini arttırmaya yönelik bir adaptasyon olduğu için bu rüzgar için önemli. O zaman önemli olmayanı sorduğu için cevabımız 2 ve 3 olacak. Kapalı tohumlu bitkilerde yapılarından hangileri döllenme gerçekleşmeden önce oluşur? Bakın döllenmenin gerçekleşmeden önce oluşan yapılar, bakın burada polen, polenin dişicik tepesine ulaşması tozlaşmaydı. Vejetatif çekirdek tüpü oluşturuyordu. Jeneratif çekirdek ise sperm çekirdeklerini meydana getiriyordu. Embriyo, sperm çekirdeklerinden bir tanesinin yumurtayı döllemesiyle oluşan zigottan gelişiyor. Tohum zaten nedir arkadaşlar? O döllenmeden sonra bu şekilde yumurtalıkta bir de organik besin birikimi söz konusu. İşte meyve ve içerisinde çekirdek, tohum meydana gelmesi döllenmeden sonra oluşuyor. Polen ve yumurtalar döllenmeden önce oluşan yapılardı. Hatırlarsanız bunlar zaten bekliyor bu şekilde antipodlar, işte polar çekirdekler, sinerji çekirdekler ve yumurta olarak. Sperm de vejetatif çekirdek tüpü oluşturuyordu. Jeneratif çekirdek mitoz geçirerek sperm çekirdeklerini meydana getiriyordu. Sperm çekirdekleri burada yumurtayla ve polar cisimcikle döllenip endospermi ve zigotu meydana getiriyordu. Bu yöntemi arkadaşlar çizmeye alışkanlık haline getirirseniz bu tarz soruları kaçırmazsınız. Bakın yumurta ve polen döllenme öncesinde hazır olmak zorunda. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bir etkinlikte öğrencilerden tohumun çimlenmesine bağlı olarak mineral, su, oksijen, karbondioksit maddelerinden tohum tarafından dış ortamdan alınması gerekenleri artı sembolü ile işaretlemeleri istenmiştir. Bunun üzerine bazı öğrenciler aşağıdaki işaretlemeleri yapmıştır. Buna göre hangi öğrenci yaptığı işaretleme ile etkinliği başarılı bir şekilde tamamlamıştır diyor. Şimdi bakacak olursak su ve mineral inorganik bileşikler değil mi? Canlılar bunları dışarıdan hazır olarak almak zorundadır. O zaman 1 ve 2'nin oranının kesinlikle artı olması gerekiyor. Baktığınız zaman oksijen ve karbondioksit, bunlar gazdır değil mi? Elementtir aslında, yine bunlar bir mineraldir. Ancak oksijen çimlenme sırasında kesin gerekliyken karbondioksit dediğimiz olay fotosentez sırasında gereklidir. Ve tohumun çimlenmesi sırasında 4'e ihtiyaç olmadığı için cevabımız 1, 2, 3 olacak. Yani Berkant'ın söylediği doğru olmuş olacağından dolayı cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Tohumda hangileri bulunur? Bir kere tohum arkadaşlar döllenmeden sonra meydana gelir. Sonra meydana geldiyse yumurta ve sperm gibi bir şey ve onun ilk oluşturduğu zigot olmaz. Zigotun mitozla gelişerek embriyoyu meydana getirmesiyle arkadaşlar tohum oluşur. Daha sonra tohumun etrafında organik besin birikerek meyve dediğimiz yapı oluşur. O yüzden bakın cevabımız ne oldu? Yalnız 4. Hangisi döllenmeden sonra gerçekleşir? Dişicik tepesine polenin gelmesi neydi arkadaşlar? Tozlaşmaydı. Tozlaşma oldu diye bakın polenin oluşturulması o zaman çok öncelerden olacak. Yumurta zaten aşağıda hazır bekliyor olacak. Şöyle yapalım, polar ve antipodları. Polen oluşumu, yumurta oluşumu öncesinde. Polenin dişi organolaşması zaten tozlaşma demiştik. Polenin olgunlaşması zaten bu belli bir süre ve aynı zamanda buradan vejetatif çekirdek ne yapıyordu? Tüpü oluşturuyordu, kayboluyordu. Jeneratif çekirdek de arkadan geliyordu. Ve yumurtayı dölleyerek arkadaşlar zigotu, zigotta mitozla embriyoyu meydana getiriyordu. Dolayısıyla döllenmeden sonra bakın bir sperm çekirdeği, bir yumurta birleşiyor, zigot meydana geliyor. Dolayısıyla döllenme oluyor. Döllenmeden sonra mitozla arkadaşlar embriyo meydana geliyor. O yüzden cevabımız D seçeneği. Çimlenen tohumla ilgili hangisi çizilebilir demiş. Bakın tohumun kuru ağırlığı azalacak çünkü çimlenen tohum solunum yapacak. Solunum yaptığı sırada da tohumun içindeki besin tüketilecek. Bir süre içerisinde yeterli enerji üretilince tohum ne yapacak arkadaşlar? Mitozla çoğalmaya başlayacak. Ve tüketilen oksijen artacak. Neden? Çünkü solunum yapmaya devam edecek. Bazal metabolizma seviyesinden çıkacak arkadaşlar. Su almış olacak. Giberelin hakimiyeti artmış olacak. Bu da tohumu uykudan uyandırmış olacak. Dolayısıyla bakın tüketilen oksijeni sıfırdan başlatmaması çok güzel olmuş hocamızın. Çünkü zaten bazal metabolizmada bir miktar oksijen tüketiliyordu ama sonradan tohum uyandığında ne olacak? Bu artacak. Cevabımız E seçeneği. Kapalı tohumlu bir bitkinin yaşam döngüsü gösterilmiş. Şekle dayanarak bu bitki hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Bakın tozlaşma rüzgarla mı böcekle mi bilemeyiz. Çiçeklerin de dişi ve erkek organ bir arada bulunur. Belki de tek evciklidir. Bazı çiçekleri erkek, bazı çiçekleri dişidir. Kalın bir tohum kabuğuna sahip, belki ince bir tohum kabuğuna sahiptir. Bu biliyorsunuz ki bitkiden bitkiye değişir. Tohumları çevreye hayvanlar tarafından dağılır. Belki de rüzgarla, belki de suyla dağılır. Bunu da bilemeyiz ama bakın üremesi eşeğlidir. Nereden hocam anladın? Çünkü tohumla üreme eşeğli üremedir arkadaşlar. Bakın bitkide tozlaşma şekilleri gösterilmiş. Bitkinin kendi erkek organından dişicik tepesine polen gönderiliyorsa kendine tozlaşmadır. Aynı türden farklı çiçeklerin birbirlerine polen göndermesi çapraz tozlaşmadır. Bir de kalıtsal çeşitlerinden olmaz demiş. Hayır olur, bu da eşeğli üremedir. Sonuçta tohumlu üremeden bahsediyorsunuz. İkinci tozlaşma şekline sahip bir çiçekte dişi ve erkek organlar farklı zamanda olgunlaşır. Bu yüzden arkadaşlar farklı çiçeği döllemek zorunda kalır. Bu da çeşitliliği artırma yönüne gelişmiş bir adaptasyondur. Yani şunu söylemeye çalışıyor soru. Bir çiçeğin arkadaşlar erkek ve dişi organı farklı zamanlarda olgunlaşırsa bunların kendi kendilerine döllemesinin önüne geçilmiş olur. Bu da arkadaşlar hani çeşitlilik yönünden önemli bir adaptasyon. İkinci sadece böceklerle tozlaşan bitkide görülür. Hayır, rüzgar da olabilir arkadaşlar. O yüzden cevabımız yalnız 2 olacak. Bir bitki tohumu gösterilmiş. Hangisi doğru değildir? Tohum çift çenekli bir bitkiye ait. Bakın 1, 2 çeneği var. Çift çenek. 4'ün kalınlığı çimlenme süresini etkiler. Evet, tohumun kalınlığı arkadaşlar bitkiden bitkiye değişir. Kiminde ince, kiminde kalındır. Çimlenme sırasında embriyo gelişimi için gerekli besin birden karşılanır. Çenek embriyoyu besleyen yapıdır. 2 gelişen bitkinin sürgün sistemini oluşturacak. Evet. 3 de kök sistemini oluşturacak. Çimlenme sürecinde 3-2'den sonra gelişir. Arkadaşlar tohum çimlenmesi sırasında önce ne meydana gelirdi? Derslerde de çok vurguluyoruz. Önce kök meydana gelir. O yüzden cevabımız E seçeneği.